henüz ehliyet alamayanlarınız varsa gelsin şu videoyu izlesin. Nasıl ehliyet kolayca alınır onu anlatacağım. Anlattıklarımı yapmazsanız kardeşim ehliyeti hemen alıyorsunuz. Abi kesinlikle ehliyet kursuna benim gibi arabala gitmeyin. Hocalar arabala geldiğinizi görünce size inceden bir tav bir kıl oluyorlar. Bu kesin çok bilmişlik yapacak. Arabala da gelmiş nasılsa. Biz bununla bir uğraşalım deyip kafayı size takıyorlar. La bu değil de arabala ehliyet kursuna giden tek millet, tek ırk biziz galiba. Neyse sabahın 8'inde gitmişim kursa. Sınava da ilk ben giriyorum. Uykusuzluktan zaten var ya böyle zombi gibiyim. Gözümü açamıyorum. Zaten tüm kuralları falan filan da unuttum. Zaten sınavın da yol çalışması yüzünden güzergahı değişmiş. Ona da moralim bir bozuldu. Neyse bindim arabaya, kalktım gidiyorum. Baktım hocalar arkada önde kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Sonradan anladım ki meğerse arabaya binmeden önce arabanın sağını solunu tekerleklerini kontrol edip binecekmişik. Ve arabanın içine binince de dikiz aynasını, diğer aynaları, emniyet kemerini takmamız ve kontrol etmemiz ve kendimize göre ayarlamamız gerekiyormuş. Ve kesinlikle arabalı hareket etmeden önce emniyet kemerini takmanız gerekiyor. Ben hiçbirini yapmadığım için ilk eksileri buradan yedim ben. Neyse hareket ettim abi, kaldırdım arabayı, gidiyorum ben. Arkadan hoca şöyle benim omuzuma vurdu. Dokandı. Bildiğin arkadan dürtüyor beni. Döndüm dedim hocam efendim. Yandaki adam şok oldu. Yattı böyle. Meğerse arkamı dönmemem gerekiyormuş. Sen dürttün beni, benim suçum ne? Hayır, niye beni dürtüyorsun abi? Zaten sabahın 8'inde kalkmışım. Uyku serseri miyim? Yani normal olarak insan refleks olarak biri buradan dürttü mü dönüp bakar. Ama bakmamamız gerekiyormuş işte. Oradan da bir eksiydim. Neyse arkamdaki öteki hoca tuttu. Kardeşim sabah sabah içimizi baydın ya. Şu öndeki arabaları solla da biraz hızlı git. Gideceğimiz yere erken varalım dedi. Bana da bir mantıklı geldi. Doğru diyorum la dedim. Bastım tak solladım öndeki arabaları. Aynen bak böyle oldular. Çık 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 çık. Kendi aralarında fısıldaşıyorlar böyle. Yapıyorlar böyle. Oradan da bir not verdiler bana. Bunlar nasıl hoca ya, dediklerini yapıyorum diye eksi veriyorlar bana. Ben lisede böyle görmedim. Dediklerini yapmadım mı bir hocanın dövüyorlardı. Dayak yiyorduk yani. Neyse arabayı park etme yerine geldik. Bir tane hoca indi. Gel 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 bana doğru gel diyor. O gel dedikçe ben geldim. Bana diyor ki şimdi ben burada olmasaydım ve bir tane araba olsaydı şu an çarpmıştın diyor. Gel dedin ya la. Sen gel dedikçe ben de geldim ve park ettim. Yapıyor, eksi veriyor. Abi bak, ehliyet kursunda hocalar ne diyorsa tam tersini yapın. Bu sayede ehliyeti alırsınız. Neyse geç.